işinden Burhan Kuzunun avukatıyla Yunan'ın avukatı arasında geçtiği öne sürülen o konuşmaya bakıldığında orada kullanılan ifadeler barış ne anlatıyor? Biz hang biz bu meseleye bakışta şu an yeni bir perspektife sahip miyiz? Bu kirli ilişkiler ağına dair. Şöyle Burhan Kuzunun e, deyim yerinde ise aslında e, iki uyuşturucu baronu tarafından ele geçirildiğini e, görüyoruz. Burhan Kuzu kim? Cumhurbaşkanlığında çok önemli bir koltukta Oturan kişi, Türkiye'nin anayasa e, Profesörü, işte Türkiye'deki başkanlık sisteminin en büyük savuncusu Vesaire vesaire e, Hem Zindaşçı hem de onun kanlısı Olan Orhan Ünhan'ın e, Maalesef ama maalesef iş takipçiliğini yapan, onlar lehine e, Yargıda Kararlar çıkmasını sağlayan Bir hale geldiğini görüyoruz Ve Burhan Kuzu'nun bunları yaparken e, bir tuzağın içine düşürüldüğünü e, tıpkı Fethullahçıların zamanında yaptığı gibi kendi özel hayatına dair görüntülerin uyuşturucu baronu Zindaşti'nin telefondan çıktığı bilgisine biz ulaşıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden Zehra Özcilek özel haberleriyle bunları bize e, duyuruyor. Keza Avukatların yaptığı görüşmeler yani Orhan Hünan'ın avukatlarının e, avukatların yazışmalarını vesaire baktığımızda Burhan Kuzu bu sefer de Zindaşçı tarafından kandırıldığını e, söylüyor. Orada şu önemli cümle var. Burhan Kuzu niye sadece ben konuşuyoruma denk getiren cümleler söylüyor iddia o ki. Bu da e, kendisinin bir kurban olarak öne sürüldüğünü ama asıl Burhan Kuzu'ya gelinceye kadar başka mekanizmaların da bu işin içinde olduğu bilgisine biz e, ulaşabiliriz bu cümleden ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Burhan Kuzu bizim böyle işte bir şekilde. E, konuştuğumuz kişi ama mekanizmanın ya da Burhan Kuzu dışında başka insanların da bu işin içinde olduğu düşüncesine sahibim. Özetle durum Yani iddialar böyle. doğruysa Burhan Kuzu sadece kişi olarak burada kendi menfaat temini çerçevesinde bir takım kirli ilişkilere girmiş değil daha geniş bir kirli ilişkiler ağa söz konusu olabilir. Kesinlikle. Ve daha yüksek mevkilere ulaşan bir Durumda söz konusu olabilir. Ya olabilir ve Burhan Kuzu'nun e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tek suçlu danışman olduğunu düşünen birisi değilim ben. Yani e, onlarca danışman var sarayın. Oradaki danışmanların başka hangi işlerde olduğunu bilmiyoruz. Ama hani e, yaptıkları yapacaklarının teminatıysa gördüğümüz de göreceklerimizin teminatıdır. Yani Burhan Kuzu bize bir prototip sunuyor. Biz bugün Burhan Kuzu'yu tartışıyoruz ama belki 10 gün sonra başka bir danışmanı tartışacağız. Çünkü Peker'in tweetlerinde dile getirdiği bir iddia var. Özellikle e, o makamdan e, telefon e, kullanılarak e, bir takım danışmanların iş yapına dair bazı iddiaları Bense var. Daha Bunların soruşturulması şey... gerekir. Ben... Üzerine ciddiyette gidilmesi gerekir. Şimdilik görmüyoruz herhangi bir soruşturma. Ben, ben bunu bir yargı mensubundan Hı. duydum. Yargı mensubu diyor ki bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de bilinen birkaç avukatı vardır. Tamam mı? Yargı mensubu diyor ki ya bakın diyor şöyle oluyor diyor. Bizdeki ruh halini anlayın diyor. Geliyor mesela diyelim ki o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ünlü avukatları diyelim ki bir şikayet dilekçesinde bulunmuş ya. Bir savcı da hakim. O şikayet dilekçesi geldiğinde eğer şikayetçi o ünlü avukatlarsa yani sarayın avukatlarıysa onu böyle bir kırmızı altına alıyorlar. Yani buna daha dikkatli bak diye kendilerini telkin ediyorlar. Onun baskısını zaten hissediyorlar. Hal böyleyken evet Cumhurbaşkanı İletişim Dairesi'nden, işte Külliye'den, işte Erdoğan'ın yakınından, işte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nden aranan telefonlar Türkiye bürokrasisine bir baskı yaratıyor. Burası zaten muhakkak. Değil mi? Yani evet yani bunu daha önce Timur Soykan yazdı, Fatih Altaylı yazdı, Murat ARL yazdı yani o ilişkiler ağında e, ciddi sorunlar oldu açık yani e, geçtiğimiz günlerde bir, bir iki gün önceydi herhalde yani orada geçen e, bu Trump tavırı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini asan Ali, Ali Uzun Ali Uzun e, onun bir e, WhatsApp yazışması vardı galiba evet. değil mi yani evet. orada Burhan Kuzu'nun e, Öldürüldüğünü ima ediyordu. Evet daha şeydi, durumu iyiydi, sağlık durumu iyiydi. Daha yeni Kuru falan evet, diyordu. Evet. Şimdi mesela ben de ya bir buran Kuzu değil mi Alper taşan Yani bir hastaneye kaldırıldı, korona oldu falan dendi. 2-3 gün sonra öldü. Yani biz haberi duyduk belki daha önceydi ben hatırlamıyorum tamam ama ben Timur'a da sordum o zaman. Timur Soykara da sordum. Yani ben benim kafamda bir şüphe oluşmuştu yani. Bu adam girdi apar topar öldü yani orada bir acaba bir şey mi oldu falan diye. Yani Timur Soykan da çok yakınlarıyla işte irtibatta olduğunu ve böyle bir şeyin olmadığını düşündüklerini söylemişti ama bence bu da araştırılması gereken bir konu. Yani Burhan Kuzu acaba ortadan mı kaldırıldı? Böyle bir ihtimal var mı? Yani hani ya sonuçta şu anda Türkiye'de birçok meseleye dair hepimizin kafasında soru işaretleri var. Yani güven sorunumuz var. Güven sorunu var işte. Esas mesele bu. Yani bu güven sorunu herhangi bir departmanda Adliyede, kollukta, efendime söyleyeyim işte dış politikada bitmiyor. Yani her konu birbirine bağlı çünkü bir güvensizlik var. Yani Biden'la Erdoğan'ın görüşmesinde ne oldu da Türkiye Afganistan'a gidiyor? Öncesinde mi sözleşmişlerdi? Orada bir anda mı oldu? Bunun karşılığında bir şey mi verildi? Bir şey mi kapatılmaya çalışılıyor? Herkesin kafasında türlü türlü sorular var. Şeffaflık olmadığı için de o sorular büyüyerek devam ediyor. Şimdi bu mesele. Yani bu meselenin kapatılmaması gerekiyor. Ne olursa olsun. Yani işte dünya gördü, İtalya'da gördü, Di Pietro, temiz eller vesaire. Yani toplumların tekrar belli bir norma gelmesi için ahlaki olarak kendini daha yukarı atması için bütün bunlara ihtiyaç var. Yani biz burada hepimizin kafasında sorunun, toplumun genelinin bu tür meselelerde soru kalmaması gerekiyor. Yani Burhan Kuzu öldürüldü mü öldürülmedi mi? Bu işte işte Burhan Kuzu iki tane iki tane farklı rakip birbirini tasfiye etmeye, yok etmeye çalışan uyuşturucu grubunun arasında kalmış. Kullanılmış, işte videoları var bilmem ne filan deniyor. Yani bütün bunların ee, sorgulanması ve araştırılması var. ama yapılmıyor. Yani işte buralar tartışılıyor, bir kulaktan giriyor, öteki kulaktan çıkıyor. İkazlar, sorular yanıtlanmıyor. E sonuçta bir büyük bilinmezlik, bir sürü soru işareti, havada asılı kalmaya devam ediyor. Pırtaş. Evet. Ya şimdi bu tablo ilişkin çok şey söylendi. Yani bu ilişkinin kendisine de buradaki tablo şunu ortaya koyuyor. Anayasa profesörü Buran Kuzu girdiği ilişkiyana bakıyoruz. Bir hukukçunun girdiği ilişkiyana bakıyoruz. Aslında Buran Kuzu tekil bir örnek değil. Yani şöyle bir şey isim geliyor Buran Kuzu. Türkiye'de var olan devlet yapılanmasının hukuk dışılığını, illegalliğini karanlık ilişkilerini, kirli ilişkilerini tablo olarak önümüze sunuyor. Yani bunu görüyoruz. Yani en çok ortalığa çıkan, konuşan, yeni anayasayı pompalayan, reklamını yapan insanın bu ilişkiler arasına bakıyorsun. Türkiye'de hukukun olmadığını, çok gayrimeşru bir ve kirli bir ilişkiler ağıyla Türkiye'nin yönetilmeye çalışıldığını çok net olarak görüyorsun. Bu bir yani Peker'in bu konuda verdiği başka isimler de var. Mesela Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı eliyle özellikle Suriye ve benzeri yerlerdeki gayri e, ilişkileri, gayri resmi ilişkiler ve o ilişkiler ağıyla oluşmuş olan e, çıkar kavgalarından e, ve özel finansmanlardan söz etmişti. O da mesela unutuldu gibi gözüküyor. Yani orada bir kadro yapılanmasının olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin içerisinde Cumhurbaşkanı'na bağlı e, kilit bir isim ve bunun üzerinden birçok şeyin döndüğünü, yani kirli ilişkilerin döndüğünü ima etti. Şimdi bu bu tabloyu önümüze serdi. E, şimdi başka bir şey de serdi. Ben mesela en çok oraya e, takıyorum. Oradan biraz meseleye başka bir boyut katmak istiyorum. Çünkü konuya şey kadar vakıf değilim. E, Barış kadar, diğer arkadaşlar kadar vakıf değilim. Benim baktığım nokta şu. Şimdi geçen AKP kongrelerinde İstanbul İl Kongresi'ni yaptılar. Yeni bir il başkanı seçtiler. Osman Nuri Kabaktepe miydi neydi? tüm bu AKP yanlısı gazeteler işte 94 ruhundan söz ettiler. Yani 94 ruhunu yeniden yakalayacağız. İşte 94 ruh dedikleri işte Refah Partisi'nin büyük şehirleri kazandığı dönemden söz ediyorlar. Ama meselenin ruh meselesi ya o dönem hani bir davaya inanmış bir insan topluluğu vardı. Yani bir parti vardı. Bir ideoloji vardı öyle söyleyelim. Yani bir dava vardı. İşte dava için işte sabahtan akşama kadar mesai harcayan insanlar vardı. Şimdi o dava hareketinin, yani biz o davaya inanmasak bile bir dava hareketinin nasıl çürüdüğünü, nasıl bir dava hareketi olmaktan çıktığını, nasıl kirlendiğini ortaya koyuyor. Birincisi bu önemli bir nokta. Şundan dolayı önemli bir nokta. Türkiye'deki bu siyasal İslamcı AKP iktidarında Türkiye toplumunun değerleri hiç daha önceden olmadığı kadar bozuldu. Yani maneviyat diye ortaya çıkan iktidarın 19 yıllık sürecinde Türkiye'nin maneviyatı, maneviyattan söz ettiğim dine inanma bağlamında söylemiyorum. Değerler yani doğruluk, dürüstlük, adalet, paylaşma filan ve benzeri değerler noktasında AKP gerçekten Türkiye'nin siyasa İslamcı bu rejim bütün değerlerini alt üst etti. Toplumun güzel değerlerini tahrip etti. Ve ortada bir davanın olmadığı, bir çıkarın olduğu ortaya çıktı. Yani yeni bir ahlaktan söz ettiler. Ahlaksızlık dip boyu. Yani yeni bir anlayış, yeni bir yaşam. Hiçbir şey oluşturamadılar, hiçbir şey ortaya koyamadılar. Şimdi o yüzden bugün Türkiye toplumu esasen büyük bir maneviyat krizi yaşıyor. Maneviyat krizinden kastım az önce söylediğim yani değerler itibariyle büyük bir kriz yaşıyor. Şimdi bu krize yanıt vermek gerekiyor. Yani toplum maddi manada yoksullaşıyor ama en az onun kadar manevi noktada da yoksullaşıyor. Bunu görmek lazım. Ve mücadeleyi biraz oralardan da yürütmek lazım. Sadece AKP'nin diş politikasına ilişkin eleştiri değil, ona karşı mücadele değil. Sadece AKP'nin ekonomi politikasına ilişkin eleştiri de değil. Aynı zamanda AKP ile bir ahlaki değerler mücadelesi yürütmemiz lazım. Ya bu çok önemli. Yani bu siyasal İslamcıların değerleri tırnak içinde değersiz bir e, tablo yarattılar. Türkiye toplumunun değerini değerlerini yok ettiler. Maneviyatı zayıf bir toplum yarattılar. Şimdi ben sol parti, parti meclis üyesiyim. Türkiye'nin bu maneviyatını yeniden kim inşa edecek? Bu değerleri yeniden kim kuracak? Bunu ancak sol yapabilir. Bunun altını çizelim. Çünkü Türkiye toplumunun tarihine bakın solun güçlü olduğu dönemler, devrimcilerin güçlü olduğu dönemler Türkiye toplumunun maneviyatının en yüksek olduğu dönemlerdi. Bakın yani şöyle bir bakın, geçmişe bir bakın. Paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı. Yani şimdi bütün bunları alt üst ettiler. Yani Türkiye'de devrimcileri ve solu ezerek aslında Türkiye'nin maneviyatını da ezdiler. Sadece maddi bir yoksullaşma değil, manevi bir yoksullaşma. Siyaset sadece insanların ceplerine hitap etme değildir. Yani insan sadece maddeden de ibaret bir şey değildir. Onun manevi dünyası, değerler dünyası. Bu dünya çapında da öyle. Yani sosyalizmin bir dönemi sona erdi. Bunu fırsat bilen emperyalist, kapitalist güçler bir ideoloji yarattılar. Bu, bu ideoloji bugün insanı insanlıktan çıkarmış vaziyette. İnsanlığımızı yeniden kazanmamız gerekiyor. Ve siyasal İslamcıların insanlık damına, Türkiye toplumuna bir şey sunamadığı ortaya çıktı. O yüzden mücadelenin bir boyutunu da bu alanda düşünmek gerekliliğini düşünüyorum. Bu Sedat Peker'in ifşa ettiği, ve bugün de konuştuğumuz Buran Kuzu ve benzeri meselelerden çıkartmamız gereken sonucun siyasal İslamcı anlayışın ahlakının ne kadar dipte olduğunu, çürümüş